Ali'nin annesi istemedikçe bu işin olmayacağını öğrendik. Tülay. Şimdi Seda Hanım, benim bir tarafım Ali gelecek diyor, bir tarafım da asla gelmeyecek diyor Zeynep anne böyle olduğu sürece. Ha, Ali maddiyatı çok seviyor. Belki nafakadan vazgeçmek için gelebilir diye düşünüyorum. Ama Ayşe o kadar çok hayal kuruyor ki, yani ona bazen inanmak istiyorum, bazen de diyorum ki kesinlikle. Çünkü kaç sezondan beri yalvarıyor Ali'den en ufak bir olumlu bir şey yok yani Ayşe'ye karşı. O yüzden çok fazla da inanmıyorum ama buradaki arkadaşlar da Ayşe gelecek gelecek diye diye onları da sağ olsun inandırmış. Ben çok fazla inanmıyorum Seda Hanım. Ayşe. İnşallah kendini buraya atacak Ali. Kendini buraya atacak. Aynen. Diyecek hani annem benim herkesle her tanıştığım bayanlara mı açıyor? İlk göz ağrımla çocuklarımın annesiyle barışayım, el ele gidelim, nikahlanalım diyecek. O zaman vallahi inşallah. Bir şey söyleyebilir miyim? O zaman Ayşe'cim biraz Zeynep anneye daha ılımlı yaklaşacaksın. Önce o zaman onun gönlünü fethedeceksin. Çünkü bu iş madem Zeynep anneden geçiyor. Yok hayır. Ali'den önce Zeynep annenin kalbini kazanmaya ama çalışacaksın. Ama Ali de çocuk değil ki. Hani biz de anne baba olduk. Hani ya Ali kaç yaşına girmiş bir insan annesinin sözünden çıkmayı tamam becerebilecek. Tamam da Zeynep anne benden izin olmadıkça, ben okey demedikçe bu iş asla olmaz diye Ahsen Hanım'a söylemiş. O zaman dediğim gibi sen Zeynep anneyi kazanmaya çalışacaksın. İstese Ali annesini susturabilir ama işte. Efendim Ayşe. Ali buraya gelirse hani tam gelecek demiyorum. Gelmeyecek de demiyorum. Eğer Ali buraya gelirse Zeynep Hanım'la birlikte ikisi anlaşacak, karar verecek, öyle gelecek. Tek başına Ali gelmez. Neyin Zeynep anlaşması Hanım, bu? Neyin anlaşması? İşte para anlaşması. Nafakadan Ayşe nafaka davası açıp da kazanırsa atıyorum 200 bin lira. Bu 200 bin lirayı ödememek için Zeynep Hanım Ali'yi gönderecek. Yani anlaşarak gelecek buraya annesiyle. Tek başına gelmez. Senin dediğin gibi ayağına kapanıp özür müzür dilemez. Bence sen de dileyecek. O kadar özür dileyecek kadar masum değilsin şimdi, o da var Ayşe. Sen de yapmışsın, 15 tane davan var. Sen buraya ne için geldin? Nafaka aynı için geldin değil mi? Nafakanın arkasında dur. Başka şeylerle uğraşma. O nafakanın derdinde falan değil ya, Ali'nin derdinde. Eski hayallerinde. Bildiğim şeyler olduğu için o yüzden ümidim var. Çok bildiğim şeyler. Emine Hanım, bildiğim şeyler var diyor kızın. Vallahi bize söylemiyor yani. Bildiğim. Kimseye söyleyemem. Sana en yakın zaten zamanda bombaları şey söylemiyormuş ki. Söylemiyor ki bize. En yakın zamanda bombaları patlatacağım. Yalnız Zeynep Hanım'ın Ahsen'le konuşması ve Ahsen'deki o vurgular beni kısacası düşündürdü. Ayşe'nin ilk geldiğinde söyledikleri, Ali burada karşısında otururken Ayşe'nin biz seninle gezmeye gittiğimizde annene yalan söylemiyor muyduk? Ziyarete gittiğimiz evdeki insanlara bizim geldiğimizi Zeynep anneye söylemeyin demiyor muyduk diye Ali'nin yüzüne de söyledi. Şimdi Zeynep Hanım, beni şaşırttın sen Ahsen'le konuşmalarınla. Şaşırdım yani. Ayşe, gittiniz evdeki insanları nasıl tembihliyordunuz, ne diyordunuz? Bizi ne gördünüz ne duydunuz bilmiyorsunuz. Üç maymun oynayın diyorduk. Niye? Demiyorlar mıydı? Neden? Ne var ki bunda? Yani kötü eski bir şey yok. Karı kocasınız siz. Yok şey, nişanlıyken, sözlüyken. Sözlüyken de gidebilirsin. Sözlüsün. İşte Ali öyle diyor, dedirttiriyordu. Aynen. Annesinin kıskanç olduğunu bildiği için. Zeynep Hanım'dan mesaj. Bu kadın bizim kapımızın eşiğinden giremez. Ancak Ali'yi rüyasında görür. Çok sinirliymiş. Pek lazım. Bence sinirinden şöyle gülüyordur o bak. Görürsün, marifeti zaten onun. eski kaynana. Alim de alim. Alimi alacağım senden. Kaçıracağım. Bekle sen hafta sonu Konya'dan. Zeynep bekle. Hanım dün sinirlendi çünkü... Konuşturmuyorlar beni dedi. Bana da sinirlendi. Dedi ki bağlıyorsunuz madem niye konuşturmuyorsunuz dedi. Zeynep Hanımcığım, hakaret ediyorsun, küfür ediyorsun, ondan konuşturmuyoruz. Birbirinize küfür etmeye başladınız, hakaret etmeye başladınız. O yüzden yoksa konuşturmamak için mi bağlatıyoruz seni? Olur mu öyle şey? Seni de seviyoruz ayrıca.
Sen biraz zor bir kaynanasın. Bu da zaten malum gelin. Yani sen gördün, görerek aldın. O da seni gördü. Biz ne yapalım bacım? Boncuk Gözlü abla. He. Bu kaynanaların, ya kaynanalar var ya, nişanlıyken kızım yüzlerine gülüyorlar. Evlenince gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Kaynanaların. Gelinlerin çıkmıyor mu? Hani çıkıyor ama yani nişanlıyken hani sözler veriyorlar. Sen de kocanı, şunu yapacağız, bunu sen yapacağız. De kocanın annesinden kıskanmışsın. İşte. Yok ben kıskandım. Bu da karşılıklı bir dakika. Eski kaynana daha fazla kıskandı. Bak daha fazla yani kıskanmadım. Hayır, o onun annesi demiyorsun. Ayşe, duyuyor musun? Neredesin? Hani anne bir yere kadar yani. Şimdi kocanın anasından niye için kıskanırsın? Annesi onun o. Ama onun sözünü dinliyor. Sürekli bana şiddet uyguluyor. Nereden biliyorsun? Dolduruyor. Ama sen dersen ki kimle konuştun? Annenle konuştun. Annen seni zaten hep dolduruyor. Bilmem ne adamı tahrik edip üstüne saldırttırırsan olacağı bu. Adamın ne konuştuğunu, ne ettiğini bilmiyorsun. Annesi konuştuğu an senin kafan başka şeye çalışıyor. Yani sen de hatalar yapmışsın. Kendini şey gibi gösterme. Ayşe'nin dediği gibi o kadar da masum değilsin yani. İkimizde de var hatalar ama anne daha fazla. Sen kayınvalideni kıskanmışsın kocandan. Bir kadın kocasını anasından niye kıskanır be kardeşim? Anasının sevgisi ayrı, anasının yeri ayrı. Bir kayınvalide de gelinini oğlundan niye kıskanır? Böyle komik komik şeyler. 30 senedir görmediğim kalmadı ya. Abuk subuk. Efendim demek. Tövbe tövbe. Vallahi. Seda Hanımcığım aslında Ayşe doğru söylüyor. Böyle etrafımızda insanlar var biliyor musunuz? Belki sizler bilmiyorsunuzdur ama. Bilmem mi ben neler gördüm şurada? Ha yani şey, etrafta yani gördüklerim, duyduklarım, Ayşe'nin yaşadıkları aslında yarı kesinlikle Ayşe'de suç, yarı da Zeynep Hanım'da. Çünkü evin idaresini yapan kayınvalideler var. Gelinlere söz düşmüyor. Böyle gerçekten duyuyoruz biz biliyor musunuz? Var, o yüzden, var. Gerçekten. O yüzden şimdi Ayşe'nin bazı şeylerine inanmıyorum gerçek. Ama şimdiki söylediklerinde de hak veriyorum aslında. Yani bir üzülüyorum, bir bazen de kızıyorum Ayşe'ye. Kararsız kaldım yani. Vallahi abla akşam öyle diyordu. Çocukları bana getireceksin. Şey, bizim de torunlarımız. Ali ile konuşmayacaksın çocuklar hakkında diye. Vallahi öyle diyordu, yemin ederim. Sesteydi, birisinin sesindeydi. Şadıman, ne oldu hayatım? Ayşe, sen efendim, canlı yayına abla girdiğin zaman ne söylüyorsun da öyle cevap alıyorsun? Hı. Yok, ben bir şey söylemiyorum Ayşe, abla. Bak. Yok, onlar söyle konuşurlarken Şadıman, ben daldım bu canlı yayına. Ne yapıyor, ne yapıyor? Şimdi ben hani gençtir istemiyorum ama kadına kadının canlı yayınına giriyor. Devamlı hakaret. Devamlı hakaret. Durmaz. Beni de arıyor Zeynep Hanım devamlı. Durmaz. Ben yani şöyle Seda Hanım, onu da bırakın. Bir kayınvalide çocuğunu doğurmuş. Bu kadar bu yaşa getirmiş. Anne de öyle, o da öyle. Evet. İki annelerin sevilmesi gerekirken gençler evleniyorlar. Annene gitmeyeceksin. Anneni konuşmayacaksın. Çok komik. Böyle bir şey olur mu? Bunları sen hep yapıyorsun Ayşe. Eski kaynana da rahat dursaydı. Ama olmaz işte. Bak, ağzın söyler, kafan yer. Söylemeyeceksin. Nasıl bu senin annense sana kıymetliyse, Ali'nin annesi de kendine kıymetli. Sen dengeyi kuramamışsın. Ya ben hani eski kaynana bana yardımcı olacaktı mesela bilmediğim şeylerde. Hani o şekilde yardımcı olmadı, daha çok kıskançlık yaptı. Hani evim değişmiş, yurdum değişmiş, yuva kurmuşum, Ali'min yanına gitmişim. O kurdu mu dengeyi yani. İşte biraz idareydi kayınvalide olaraktan. Her zaman tepesine vurulmaz böyle gelinin. Bak aşkım. Tamam mı? Tamam, anladım da. Ha. Ben şimdi öyle iki tarafı da tutmak istemiyorum ama sen gerçekten. Sen Zeynep'i tutuyorsun, sen Zeynep'le konuşuyorsun ya telefonda. Zeynep Hanım akşam beni de aradı. Bak söyledin mi söylediklerini, tamam. Söylemedin. Belli yani. Ne dedi? Ne dedi Şadıman, ben merak ediyorum. Arıyor, konuşuyor Seda Hanım işte devamlı. Ayşe'nin yaptıklarını, he, Ali mutlu olduğunu, Ali şu an yanımda değil dedi. Başka bir arkadaşından beraber dedi. O dedi orada hayal kuruyor dedi. O hayallerin içinde boğulacak o dedi. Bir sürü laflar söylüyor. Yani ama Ali'nin gerçekten annesinin yanında olmadığını söylüyor şu an. Onun sadece derdini Ali değil, nafaka da var işin içinde, nafaka. Başta peki, gelin hayırlısı nafaka. Zeynep Hanım sinirli olduğu için biraz siniri yatışsın. Onunla konuşmak istiyorum tabii ki bu konularda. Birbirleriyle tartıştılar dün. Sinirlendi, konuşturmuyorsunuz diye.